Işığın Mücevherlerine hoş geldiniz. Koç burcu paskalyası. Üç ruhani festivalin ilki. Bu, döngünün kendini bir kez daha yenilediği ruhani yeni yılın başlangıcıdır. Koç, 3 yıllık ruhani festivalin ilkidir. Koç, Boğa ve İkizler. Yıllık olarak değiştirilen gezegensel planı demirleyen temel bir burç üçgenidir. Bu ilahi plan sürekli olarak insan bilincine çökelmektedir. Koç burcunun teması her yıl 12 burçtan geçerken en sonunda dış düzlemde tezahür eden, eterlerde kalıplanan ve programlanan süptil fikrin ortaya çıkmasıdır. Koç, faaliyeti başlatacak ilk fikrin şekillendiği yerdir. Burası fikirlerin doğduğu yerdir ve gerçek bir fikir gerçekte öznel ve nesnel bir biçim alan ruhsal bir dürtüdür. Bu fikir ses ve sözde somutlaşan bir frekanstır. Başlangıçların işareti olarak koç, İncil'deki hükmü hatırlatır. Başlangıçta söz vardı. Ve söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Koç Burcu'nun ezoterik yöneticisi Merkür, konuşma Tanrısı ve Tanrıların habercisidir. Dolayısıyla Koç Burcu, yeni döngüyü başlatan bir önceki döngünün özselleşmiş tohumundan türetilen mantrik bir formül olan kutsal söz aracılığıyla notayı duyurur. Bu ilk üç burç olan Koç, Boğa ve İkizler yılın geri kalanını koşullandıran öznel enerjilerin üçgeni olarak işlev görür. Bu nedenle kişisel düşünme, grup meditasyonu ve hizmet yoluyla onların niteliklerine uyum sağlamak araştırmacıyı her zaman ödüllendirir. Eostre, Deylek, Küpitler ve Paskalya Tavşanı Hepsi üreme ve bebeklerin sembolleri. Eostre, Östrojen, Koç, Paskalya Festivali, Dirilen İsa Festivali, Boğa, Vesak Festivali, Buda veya Aydınlanma Festivali, İkizler, Birleşme Festivali, doğu batıyı birleştiren Mesih tarafından ileriye taşınan. Yaratılış bir bir başka kutsal kitap cümlesi. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yukarıda olduğu gibi aşağıda da eski bir aksiyon vardır. Tıpkı dünyanın muazzam bir zaman dilimi boyunca çeşitli enkarnasyonlara veya kürelere sahip olması gibi daha küçük bir ölçekte her yıl veya her gün saniyeden saniyeye doğum döngüsü tekrarlanır. Horozun ötüşü Nota sesi Koç burcunun sembolüdür. Şafa, yeni bir günü, yeni bir başlangıcı, temiz bir sayfayı müjdeler. Aynı şekilde Paskalya yumurtası da son derece semboliktir. Tüm varlıklar için yenilenme, kuvvet, güç. Paskalya kelimesi aynı zamanda güneşin doğduğu yön olan doğuyu da çağrıştırır. Doğu yönü aynı zamanda doğu topraklarıdır ve Koç burcu yönelimin, kişinin yönünü her yıl yeniden ayarlamasının bir işaretidir. Paskalya aynı zamanda baharın başlangıcında kutlanan Hristiyanlık öncesi bir İngiliz tanrıçası olan Eostre ile de bağlantılıdır. Paskalya'nın dirilişi ve yükselişi Paskalya'nın ana mesajı çarmıha gerilme ya da kanla kurban edilme acısı değil, diriliştir. Geçmişte Hristiyan dininin ana teması bizim için Mesih'in ölümünde sembolize edilen ve Mesih'in getirdiği yeni dini Yahudilerin eski kan diniyle harmanlama çabasında Aziz Pavlus tarafından büyük ölçüde çarpıtılan ölüm olmuştur. Mesih'in, ben eğer yukarı kaldırılırsam bütün insanları kendime çekerim derken sözünü ettiği şey iradenin manyetik gücüydü. Bu söz, çarmıha gerilmeyle ilgili değil, Mesih'in manyetik iradesinin tüm insanları her yürekte yaşayan Mesih'in yaşamı aracılığıyla maddi değerler dünyasından ruhsal kabuller dünyasına çekmesiyle ilgiliydi. Ölümle değil, yaşamla ilgiliydi. Çarmıhla değil, dirilişle ilgiliydi. Mesih'in yeniden ortaya çıkışından sonra, 2025 sonrası başlatacağı döngüde, dünyadaki tüm dini öğretilerin hedefi insanoğlunda ruhun dirilişi olacaktır. Vurgu her insanda, Mesih doğasının canlılığı ve alt doğanın bu canlı dönüşümünü gerçekleştirmede iradenin kullanımı üzerinde olacaktır. Her bireyin Mesih'e öykünme, yücelik umudu olan Mesih içinizde. Kendilerini ve başkalarını maddi dünyadan ruhani farkındalıklar dünyasına çekme kapasitesi vardır. Günümüz dünyasında ve bu küresel krizde milyonlarca insanın eski maddi değerlerden vazgeçme olasılığı her zamankinden daha fazladır. Yeni ay ve dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere.